zor bir 120 dakikadan çıkıp geldi derbiye. Ve yani bence Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda şu anda takımın performansının önceki döneme göre karşılaştırıldığında herkesin mütabık olduğu Beşiktaş eskisi kadar coşkulu, eskisi kadar tırnak içinde iyi oynamıyorun izahı da bu. Takım gerçekten yoruldu. Hele bu 120 dakikalık Başakşehir maçından sonra o yorgunluk daha da belirgindi ki bugünkü maçta da gördük. Yani bugünkü maçta e, 65. dakikadan sonra, 70'ten sonra falan Beşiktaş bayağı e, şey olarak, fiziksel olarak sapır sapır döküldü. Yani oyuncuların tamamında vardı bu. Atiba falan diyorlar ama ben genel olarak Beşiktaş'ta o performans düşüklüğünü gördüm. E, bunun çok tesiri vardı ki maçın içerisinde hoca eğer golü attıktan sonra bir müdahale yapıp e, değişiklikleri yapabilseydi... E, ...çok daha farklı bir maç seyrediyor olurduk. Ve Fenerbahçe, Caner'in ortaları dışında çok büyük varlık gösteremedi. Benim e, orada da bile yani çok... Hani böyle çok kayda değer bir iki tane pozisyon var, onun dışında bir şey yok. Ee, şimdi birazdan onun da analizini detaylı konuşuruz ama... Beşiktaş için ben, bence kritik olan o golü attıktan sonra yapılması gereken oyuncu değişikleriydi Yani 87. dakikaya kadar sadece bir oyuncu değişikliğiyle o pek olmadı yani. E, bir de tabii takımın ruh halinde de bir şey var yani... Ee, bu galibiyetin hemen arkasından yani gole attıktan sonra Beşiktaş maçı kazandım tamam yavaş vitesi düşürelim'e girdi ve oyuncu değişikleri falan beklenmeye başladı ama pek de öyle beklendiği gibi olmadı. Ben geçen hafta da söyledim bunu. Ya şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların arasındaki maçlarda e, ya bu takım çok iyi bu alır götürür maçı çok zor çıkar. Çünkü hele Fenerbahçe için artık bu iş yani sadece Erol Bulut için de değil bu sezon var mıyım yok muyum? Bu sezon bitti mi yoksa devam edecek mi? Yokum diyor. Sorusu diyor. Israrla Erol Bulut yokum demesine rağmen tabii bu maçta birazcık hocanın da maalesef yani burada Sergen Yalçın'ı yere göğe sığdıramıyoruz ki hak ediyor ama bu maçta bir eleştirimiz de olacak. Bu değişiklikleri ya yani bu kadar geç yapması maçın, Beşiktaş'ın, takımın performansına özellikle fiziksel performansına çok olumsuz etkiledi zaten golü yedikten sonra da maç bitti yani. yani i̇çeride Abu Bakar'ın kaçırdıkları var, onlar olsa çok başka olurdu ama dönüp bu tarafta da Fenerbahçe'lileri sorsanız onlar da der ki bizim de birinci yarı vardı, o vardı, bu vardı netice itibariyle Beşiktaş için çok büyük bir kayıp değil. Yani Galatasaray'ın da kaybettiği haftada bir puan açtı farkı. Eğer maç fazlasında katacak olursan şu an 6 puan fark var arada. E, hiç fena bir fark değil. Kazansa ama ligin pişini çekecekti Beşiktaş. Sadece Fenerbahçe ile değil Galatasaray'la da. E, ama olmadı. E, olur böyle şeyler diyeceğiz mecburen. Ya yani benim için Beşiktaş'la yani sevinecek bir şey yok bu maçı. Beşiktaş'ların yani %99'u beraberliğe üzülmüştür. İşin Fenerbahçe tarafında bence daha tabii şey var, sıkıntılı bir durum var. Çünkü Fenerbahçe için kazanmaktan başka çare yoktu. Eğer şampiyonluksa hedef. Ee, ben Fenerbahçe'nin oyununu da pek anlamadım. Yani Erol Bulut'un gerçekten ne yapmaya çalıştığını ben 90 dakika boyunca anlamadım. Golü yedikten sonra futbol oynatmaya falan karar verdi ki yani orada da bir sürü hatalar var. Şimdi Serdar da Uğur'da muhtemelen ondan bahsederler. Ama genel olarak Fenerbahçe için büyük bir kayıp. Beşiktaş içinse... ise şey olarak istatistiksel olarak puan anlamında kayıp değil kazanç ama Beşiktaş'ın kendi camiasına, büyüklüğüne ve bu sene oynadığı futbola bakacak olursan sen erkenden yani daha çok var ligin bitmesine fişi çekebilecekken erteledi. Erol Bulut'a da birkaç hafta daha kazandırdı Beşiktaş maçı kazanmayarak.